Mürşidinden uzaksın. Allah yakınlaştırsın. Ruhaniyetini bağla. Ruhani nur onunla. Cismaniyetinde yanında olsan, uzakta olsan çok fazla fark etmez. İnsanın cismaniyetinin de ihtiyacı vardı onu görmeye, orada olmaya, ama bu zaman bozuk zaman. Hakikaten o gerçek mürşitler de fazla ortalarda görünmez şimdi. Onun için Allah onları da korusun. Çünkü tehlike, şeytanlar onların peşinde koşturuyor. 24 saat bakma, terörist, merörist, PKK, MKK, bunlar hepsi oyun. Bunların hepsinin hedefi o gerçek mürşitleri ortadan kaldırmaktır. Gerçek mürşitler kalkmadan bu kapitalizm, bu demokrasi, bu şeytanlık devam etmez uzun boylu. Onlar onu biliyor. Onun için o kalkmayacak. Onu da bilsinler yani. O kalkmaz. İnsanlar saldırdığı sürece, insanlarda akıl eksilmiş artık. Mürşidi varana gülüyor, oynuyor, zevk al. Doğru. Onlarda akıl eksiktir. Sen de onlara akıl, o şekilde inanan insanlar da o sözlerden dolayı gücüne gitmesin. Bunların aklı eksiktir, zavallı de. Gül geç, ne yapacaksın? Başka bir şey yapamazsın. Mürşitsiz olmadan yol bulamazsın. Mürşit yoksa yol bulamazsın. Hodri meydan. Bulacağın yol seni ancak şeytanın kapısına getirecek. Mürşittir seni ayakta tutan, sağlam. Biraz önce dediğimiz gibi ta ruhaniyet aleminden seni almış o mürşit zaten. Bu benimdir. Allah onu bana vermiş. Onu biri alamaz. O bir mürşit de ona dönüp bakmaz zaten. İmkan yok. Her peygamberin bir sancağı vardır. Mürşitlerin ayrı sancakları vardır. Kıyamet yerine o sancağına gelecek. Onun arkasında onların ihya ettiği dervişler gelecekler. İrşat olmuş insanlar gelecek. Onun için başıbozukluk yok. Her şeyde bir düzen vardır. Banyaralarıyla gelecek olanlar da var. O şeytani yollarda olanlar, onların başları, deccal başları vardır. Onlarda da banyara var. Değişik bir bayraklar var. Böyle acayip pis bayrak cinsi. Onların arkasında da adamlar gelecek. O malum kişileri sevenler, övenler onun arkasından gider. Merak etmesinler. Kişi sevdiğiyle beraber dedi Efendimiz. Onun için ev içindeki huzur maşallah kaldı mı? Doğru, kalmadı. Kalmaz da şimdi. Evde huzur kalmadı. Çünkü erkek doğru iş yaparsa kadın yanlış. Kadın doğru iş yaparsa erkek yanlış. Dedik ya, milletin gözü dışarıda, içeride artık kalmadı. Huzur yok, doğru dürüst huzur yok. Çünkü insanlarda gerçek bir şekilde Allah'a ve peygambere teslimiyet olmadığı için de evinde huzur yok. Evinde huzur olmayınca dışarıda koşturuyor. Erkeği dişisi dışarıda koşturuyor. Dışarıda koşturmayan 24 saat bu şeytan dolabının karşısında Facebook'ta koşturuyor. Din anladırım, din anlarım diyerek bütün gün bütün gece fingirdeşiyorlar. Erkek dişi sağda solda. Bu hale gelir. Nasıl huzur beklersin sen? Allah seyrediyor seni, peygamber seyrediyor. Allah'ın ve peygamberinin, evliyanın seyrettiği yanlış işleri yaparken senin evine huzura uğramaz. Sonra belli zaman sonra alıp seni huzur evine kollar. Huzur evinde de huzur yok ama. Onun için aklınızı başınıza alın ey insanlar. Tövbe ya Rabbi, yanlış yaptık, kendine dön. Fırtına çok fena esecek. Silip süpürecek ortalığı. Pisler, pislikler ortadan kalkacak. Pis düşüncede, yanlış düşüncede olanlar temizlenecek. Salihler, güzel insanlar, çile çekmiş insanlar kalacak. Onlar güzel hayat yaşar yeryüzünde ondan sonra. Evet.